Merhaba mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle köy pastası yapıyoruz. Uzun süredir severek yaptığım bu tarifi en son sağcıkta yemiştim ve sizlerle hemen paylaşmak istedim. Buyurun başlayalım. Yoğurma kabıma 2 adet orta boy yumurta alıyorum. Yumurtaların üzerine 200 mililitrelik su bardağıyla 1 su bardağı da şeker ekliyorum. Çok şekerli bir tarif değil. Şekeri seviyorsanız 1,5 su bardağına kadar artırabilirsiniz. 2-3 dakika iyice yumurtayla şekeri çırpıyorum. Evet bakın rengi iyice bu şekil açılana kadar çırpma işlemine devam ettim. Daha sonra üzerine 1 su bardağı oda ısısında yoğurt ve hemen ardından 125 mililitrelik çay bardağımla 1 çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. 3 yemek kaşığı olacak şekilde şöyle 80 gram kadar tereyağı ekliyorum. E, tereyağınız yoksa margarin kullanıyorsanız margarin de kullanabilirsiniz. Ancak biraz yumuşamış olmasına dikkat edin. Ya da böyle küçük parçalar halinde doğrayabilirsiniz içine. Ve iyice çırpıcımla şöyle birkaç dakika daha karıştırıyorum. Bir adet orta boy portakalın suyunu sıktım. Şöyle yarım çay bardağı kadar e, oldu. Hemen yarım çay bardağı portakal suyunu ekledikten sonra bu sıralama önemli. Bir silme tatlı kaşığı karbonat ekliyorum portakal suyundan hemen sonra ekliyoruz ki hem böyle acımsı tadı gelmesin hem de aktive olsun. Karbonat yerine kabartma tozu kullanabilir miyim dediğinizi duyar gibiyim. Tabii ki kullanabilirsiniz ama tarifin orijinali karbonatla babaannelerimizin, annelerimizin yaptığı gibi. Evet, portakalın kabuğunu da beyazları hariç güzelce rendeledim. 1 yemek kaşığı dolu dolu portakal kabuğu ekliyorum. 4 su bardağı unu Eleyerek ilave ediyorum. Un böyle havalandığın zaman daha güzel sonuç alıyorum. Evet hepsini eledikten sonra şöyle yavaş yavaş bir taraftan karıştırıyorum. Bir taraftan da elemeye devam ediyorum. Toplamda e, tepeli olmayacak şekilde 5 su bardağı yani 500 gram civarında e, şöyle 2-3 yemek kaşığı eksik 2-3 yemek kaşığı tabii ki fazla olabilir. Un kullandım. Evet 4 su bardağı unu ekleyip şöyle bir karıştırdığımda yanıma 1 su bardağı da un alıyorum yavaş yavaş elimle toparlıyorum. Sonuç olarak tarifim tam tepeli olmayacak şekilde 5 su bardağı unla istediğim kıvama geldi. Çok fazla un kullanmayalım. Şöyle bir karıştırdığımızda oldukça elimize yapışan yapış yapış olan hatta bir hamur olacak ama endişelenmeyin. Önemli olan avuç içimize Şöyle bir top aldığımızda eğer yuvarlanıyorsa, yani elinizi bırakıyorsa o zaman kıvamı tamam demektir. Bakın elime o kadar yapışmış olmasına rağmen yuvarlıyorum ve gördüğünüz gibi sorunsuzca yuvarlanıyor. Zaten yağlı bir hamur. Unu az kullanırsanız daha güzel sonuç alırsınız. Evet, yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime mandalina büyüklüğünde sıralıyorum. Aralarına iki parmak boşluk koymayı ihmal etmiyorum. Toplamda 16 adet e, köy pastam olacak. Çocukluğunuza ait bir e, lezzet arıyorsanız özellikle e, böyle kuzinenin yanında, kışın, çayla birlikte, ıhlamurla birlikte yiyebileceğiniz harika bir tarif. Ve çok çok uzunca bir süre bayatlamıyor. Hatta ne kadar beklerse o kadar güzelleşiyor diyebilirim. Boyutlarını daha küçük yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz ama o zaman pişme süresi tabii ki kısalacaktır. Evet, yuvarlama işlemini tamamladım. Artık bir adet yumurta sarısı süreceğim. E yumurta sarısı kullanmadan da yapabilirsiniz. Bazen o şekilde de yapılıyor. Evet, iyice çırpıyorum yumurta sarımı ve güzelce hamurlarımın üzerine sürüyorum. Yumurta sarısına süt, yoğurt ya da pudra şekeri eklemeden böyle çok parlak görünsün istiyorsanız sarısıyla beyazını ayırırken dikkatli bir şekilde ayırabilirsiniz. Ve çok iyi çırparsanız sizinki de bu şekil parlak görünecektir. Her birinin üzerine iyice bastırıyorum yarımşar ceviz. Yediğim, sevdiğim ve biliyorsunuz ben İzmir'de yaşıyorum. Özellikle sadece gittiğimde çok çabuk kurabiyeden alırım ve keyifle yerim. Oranın çok güzel bir halk pazarı var. Sizler de eğer buraları yolunuz düşerse muhakkak uğrayın. Ve tüm bunlar olurken 180 derecede fırınımı iyice ısıtmıştım. Sıcak olan fırınımda altı üstü iyice Böyle sertleşene kadar, kızarana kadar fırında tutuyorum. Ben 30 dakikada pişirdim. Bu sadece fikir amaçlıdır. Sizin fırınınızda 35 dakika, 40 dakika ya da biraz daha kısa sürebilir. Harika bir şekilde kabardılar. Sizler de görüyorsunuz 2-3 katına kadar. Ee, eğer sizler de böyle çocukluğunuzdan küçük parçalar istiyorsanız bu kurabiye tarifini daha doğrusu pasta tarifini deneyebilirsiniz. Birazdan iç yapısını da paylaşacağım sizlerle. Böyle e, kıyır kıyır bir yapısı yok. Poğaça gibi yumuşak da değil. E, arada farklı kendine özel bir dokusu var. Ve evet tariflerimi beğeniyorsanız lütfen tariflerime yorum yazmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. E, çünkü bunlar daha çok kişiye ulaşmamı sağlayacak. Beni şu ana kadar takip ettiğiniz için ve videolarıma e, yorum yazdığınız için Şimdiden teşekkür ederim. Tekrar yeni tariflerde görüşmek ümidiyle inşallah. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.